Selamlar hepinize 12.7 yama notları incelemesiyle yeniden sizlerle birlikteyim. Biraz büyükçe bir yamamız var. Bir sürü buff var. Gerçi bunların çoğunun işe yaramayacağını düşünüyorum ama bir kısmı işe yarayabilecek bufflar. Birkaç tane de nerfimiz var. Özellikle şu anda pro play'de oynanan şampiyonlara karşı. Ayrıca da şu ikonu hala değiştirmemişler. Uyuz oldum buna da. Niye hız kesen ikonu var abi değiştirici ay taşının yerine. Dün geceden beri böyle bu bu arada. Global bir yama notu da böyle yani. Kimse de düzeltmiyor onu. Uyuz oldum. Evet ilk şampiyon değişikliğimizle başlayalım. E, Gangplank bir buff yedi. E, pasifine e, Pasifinin hasarı 55-225 arasında 55-310'a şekilde bu da onu seviye 1'den sonraki her seviyede aslında koridorlarda daha kuvvetli hale getiriyor. Niye bir buff attılar bilmiyorum Gangplank'e. Zaten iyi durumdaydı bence. Hele ki işte meta şu anda böyle bol bol tanklarını seçildi ki tanklara karşı çok iyidir Gangplank. Artı bir sürü oyuncunun sürekli oynamaya çalıştığı Renekton'a karşı falan da iyidir. Bilemiyorum yani niye böyle bir buff geldi ama sonuçta bir buff geldi. Aynı zamanda Scorbuta çarenin de her seviyede mana bedeli 20 azaltıldı. Bu da koridorda biraz daha özgürce kullanmanızı sağlayacak. Şimdi her eşleşmede Scorbuta çarenin kitle kontrolünden sıyrılma etkisini kullanmanız gerekmiyor. Ama bazı eşleşmelerde gerçekten iyileştirmek için kullanmanız gerekiyor. O konularda da biraz kolaylık sağlayacaktır. Bayağı büyük buff olduğunu düşünüyorum Gangplank'e. Ama gerekli miydi? Bence değildi. Gwen. E, i̇ki tane buff'ı var. Pensat'ın e, E'sinin ilk normal saldırıdan sonraki bekleme süresinde azaltma miktarı, iade miktarı. %50'den %60'a çıkarıldı. Çok küçük bir buff bu. E, yani ama işte ana nerfleri niye yedi bu şampiyon? Ormana gitmesin diye yedi. Abi çok basit bir şey vardı. Yani bunlarla hiç uğraşmak yerine tek bir şey değiştireceklerdi. Güven'in pasifinin canavarlara karşı %20 ilave bonus hasarı vardı. ya onu %10'a çekmişlerdi. Hayır abi tam tersini yap. yani şey yapacaksın ilave hasar değil az hasar vurur hale getireceksin. Nasıl ki yetenekler mesela işte dayananın pasifi canavarlar %250 işte %300 arası ilave hasar veriyor. O yetenek sadece. Bu da ilave azaltacak abi. Daha az vuracak. Çok basit bir mekanikti. Yapmadılar onu. Güveni koridorda da çok bozdular aslında. E'sinden gelen o menzil artışı çok önemliydi özellikle koridor aşaması için. E, ilmek ilmekinde bekleme süresi e, 120-80 saniye arasından 180 saniye arasına indirildi. En azından bunun şöyle bir artısı olacaktır. En azından koridor aşaması için söyleyeyim. O arada 20 saniyelik pencere genelde zaten Gwen'in e, ulti bekleme süresi diğer skor koridor şampiyonlarından biraz daha kısa. Belki ona e, bir skor penceresi verebilir ama yine de çok yeterli bufflar olduğunu düşünmüyorum. O menzil çok önemliydi Gwen için. Jayce Tabancanın can büyüme oranı ve zırhı e, düzenlendi diyor ama büyük oranda nerfler yedi aslında. Can büyüme oranı 90'dan 95'e çıktı. Bu son seviyede e, daha çok canı olacağı anlamına geliyor aslında e, totalde. Ki, tabancanı düşürmüş olmalarına rağmen tabancanı düştü bu arada Jason. 560'dan 520'ye çekildi tabancanı. Taban zırhı 27'den 22'ye çekildi. Zırh büyüme oranı 3.5'dan 3.8'e çıkarıldı. Şimdi... 18'in seviyede aynı zarara sahip olacak şimdi bu şu açıdan önemli bir nerf. Normal koşullarda zaten Jeyse e karşı seçilen, ana seçilen şampiyonlar işte Malphite, Ornn, Gragas, Sion. Ee, bu şampiyonlardan özellikle Ornn ve Sion'un fiziksel hasar veren yetenekleri de var. Onların daha rahat oyun yapabilmesine ve Jeyse daha Jeyse kesme pencerelerinin daha geniş olmasını sağlayacak. Fakat bunun şöyle bir artısı daha var. Şimdi Jayce mesela Normal koşullarda menzil avantajına dolayı Nara karşı da iyidir. Ama Nar da zırhı azaltılmış bir Jaisa e karşı hem uzaktan daha etkili olabilecek pumerankları ile hem de e, hem zırhı hem canı azaltıldığı için Mega Nara dönüştüğünde daha kolay bir all penceresi bulacak. O yüzden e, sadece tanklara karşı değil, Nar gibi eşleşmelere de işte mesela Graves gibi eşleşmelere karşı da e, büyük dezavantajlar yaratabilecek bir dengeleme aslında bu. Ama bunlar Jason oynanma oranını düşürmeyecek. Bundan emin olabilirsiniz. Çünkü oyuncular çok rahatlar. yani Farkındasınızdır. 5-6 senedir aralıksız var bu şampiyon. Üst koridor metasında. Oyuncu rahatlığı bu konuda çok etkiliyor. Birazdan Lee de bahsedeceğiz bundan. Ee, Lee Sin'de mesela bir nerf Çok küçük çaplı bir nerf yiyor belki. Ee, ama yani Sin'in nerf yemesini gerektirecek bir durum yoktu. Sin'in nerf yemesinin tek sebebi çok fazla seçiliyor olması pro play'de. Neden çok fazla seçiliyor? Çünkü rahat ediyor oyuncular. Bu konuyla alakalı aslında ben daha önceden iki tane örnek vermiştim. Özellikle orta koridor şampiyonlarında. Zerat ve Velkos. Şimdi League of Legends'da şu anda orta koridora çok önemli. Orta koridor ve ormanın 2'ye kazanmak da çok önemli. Ve ortaya itebilmeni süper bir değer arz ediyor. Velkoz ve Zerat koridorunu şu anda metada oynayan hemen hemen her şampiyona karşı kazanıyorlar, itebiliyorlar. Takım savaşlarında etkileler, acayip fazla hasara sahipler ve ulaşmakta zorlanıyorsunuz. Şimdi Zerat'ı pro ile çok göremediğimiz için örnek veremiyorum oradan şu maçta şöyle oldu diye ama Velkoz'u biz Türkiye'de olduğumuz için çok rahatlıkla görüyoruz işte. Bizim ligimizde Bolulu oynuyor, iyi de oynuyor. Ne kadar zorlandığını rakip takımların ne kadar çaresiz kaldığını görüyoruz. Şimdi sıkıntı şurada. Pro oyuncular şampiyon havuzunu genişletme konusunda çok sıkıntılı insanlar büyük bir çoğunluğu. Yani genişletmiyorlar işte. Çünkü özellikle mesela ormancılar için ve hatta destekler için çok uzun süredir neredeyse aynı şampiyonlar oynuyor. Aynı model, aynı tip şampiyonlar oynanıyor. E diğer rollerdekiler de yani şimdi orta koridor oyuncularını düşünelim abi. Orianna senelerdir var. Sindra senelerdir var. Azir senelerdir var. İşte Viktor mesela aldığı bufflarda şu bufflara kadar bir kısa bir süre yoktu ama gene var uzun yıllardır. İşte Sylas uzun süredir var. Yani aynı şampiyonlar etrafında dönüyor aslında. Sonra bu çok oynanan şampiyonlardan bir tanesi nerf yiyor. Öbürüne dönüyorlar. Oradan Akali'ye geçiyorlar. Akali nerf yiyecek oradan Sylas'a geçecek. Sylas'ın uçacak öbürüne falan filan diye. Aynı yuvarlığa dönüyorlar aslında. Halbuki bunun dışına çıkılsa bir sürü... İşte Xerath ve Verge. Bence Zerat en iyi örnek buna. Zerat belki de işlerindeki en güçlü laner en menzil avantajına sahip olan, koridorda direkt olarak çoğunu yenebilecek bir şampiyon. Üstelik team fightları daha team fight oynanmadan da kazandırabilecek bir şampiyon. Oynamıyorlar şampiyonu. O rahat bölgenin dışına çıkmıyor oyuncular. O yüzden Jason de orada kalacağını düşünüyorum aslında. Ha çıksalar bence bulunacak bir sürü opsiyon var. Bir sürü faydalı olduğunu düşündüğüm şampiyondan bahsettim. İşte oyuncular kendileri çıkmadığı için mecburen işte böyle ahriye gelen mini rework gibi şeylere kalıyoruz. Halbuki ben söylüyorum mesela orta koridorda vay oynasalar bir sürü büyücü yerden yere vuracaklar. Bir tane AP ormancı bulmaları kaydıyla artı oyunun kontrolü daha çok ellerinde olacak ve haritayı haritada gezmeye başladığınızda çok daha kuvvetli bir silahınız olacak çoğu büyücüden. O ulti sayesinde mesela. Sadece bir örnek yani. O rahat bölgeden çıkın. Çıktığınızda daha iyi oyuncu olursunuz. Kalista taban manası hareket ve saldırı büyüme oranı arttı. Bunların hepsi çok küçük buff'lar bu arada. 50 manası arttı, hareket 5 arttı. Saldırı büyüme oranı 4'ten 4.5'a çıktı. Kalista'nın önceki varyantları, yani Kalista'nın gerçekten çok popüler olduğu dönemde Kalista çok büyük bir koridor kabadayısıydı. Fakat o zamanlar koridoru kendi yeniyordu. Şimdi Kalista koridoru kendi yenmiyor. Kalista koridoru desteğini yendirtiyor. Kalista'yı Kalista için almıyorsunuz, yanındaki desteği için alıyorsunuz. Yanındaki desteğin play yapma becerileri için. Çünkü zaten destekler şu anda çok vuruyorlar. Hasarınız da yetiyor bir şekilde. Onun oyun yapma becerileri için, onun hayatta kalması için, onun pozisyon değiştirebilmesi için kullanıyorsunuz Kariste. Bu buffların hiçbiri bunu değiştirebilecek şekilde bufflar değil. Ee, ama şey buffları bunlar işte. Yani böyle de bir şampiyon var arkadaşlar. Hatırlayın buffları. Kartus, Q'nun canavarları en hasarı arttı. %85'den %95'e e, çıkarıldı hasarı. Zaten daha önceden nörflenmişti. Şimdi tekrardan bufflanıyor. E, Kartus aslında Bence oynanabilecek bir ormancı, ormancı olarak oynanabilecek bir şampiyon diyeyim daha doğrusu. Her ne kadar işte Volibear'a karşı, ne bileyim Lee karşı, işte birazdan göreceğimiz bufflardan sonra Wukong'a karşı veya Rengar'a karşı falan ormanda oynamanız zor olsa da farmla rakipleriniz çok ön önüne çıkabildiğiniz için onlara karşı bir v 1 kaybetmeniz veya görevleri bırakmanız bir anlam ifade etmiyor. Çok önde oluyorsunuz zaten. Ee, buna devam edebilir, daha da hızlı hale getirebilir şu anda Hortlak'ın güçlendirmesi bunu Sin taban saldırı gücü 2 azaldı. 68'den 66'ya indi. Ee, ses dalgası hasarda 55 55 arasından 50-150 arasına indirildi. Her kısmı tabii ki bu arada bu uçma kısmı falan filan da. Ee, hepsi azaltıldı aslında. Ee, diğer kısımları da 50-150 arasına çekildi. Muhtemelen e, orman canavarlarına bir ya da iki hit daha fazla yapması gerekecek. Ben bir hit olacağını tahmin ediyorum. Yani en azından ilk clear'da kırmızı, mavi ve grompa bir tane daha fazla vurması gerekecek otomatik saldırı. Hayatını etkiler mi? Etkiler Lee Sin ama zaten Lee'sin bence çok çok da iyi durumda değildi. Yani şimdi biz çok iyi oynandığı, mesela onların oynadığı, Tia'nın oynadığı çok iyi maçlar geçirdi. Süper maçlar da biliyoruz işte 7-0-8-0 oldu. Ama bir de 0-5 kaldı. Hiçbir şey yapamadığı maçlar da izledik Pro Play'de. Aynı, ben, aynı model, aynı ligin benzer oyuncuları, benzer seviyedeki oyuncular tarafından. Şimdi bunun olabilmesinin sebebi Mesela Trundle'da bunu görmezsiniz. Çok kötü bir Trundle oyunu geçiriyor olsa bile belli oranda fayda sağlar oyuncu. Ulti atar, pillar atar bir veya Volibear'la. Fakat Lissin öyle değil. Lissin eee Nidalee ile beraber bence. Aktif olması, aktif e, verimli olması en zor iki şampiyondan bir tanesi bence ormanda. Ve snowball'a çok bağımlı bir şampiyon. Şimdi oyuncular aynı Jayce'e bahsettiğim gibi rahatlıktan dolayı ona gidiyorlar. Lissin orada uzun süredir oynanmıyordu ama 12 senedir var. Yani mesela sezon 1'den beri var. Ve olduğu günden beri de zaten hep ormancı. Bir dönem işte bu yılın başlarında bir teknik koridor olduğu dönemi gördük. Ki çok iyi oldu bence. Ee, hatta geçen yılın ortalarından beri diyeyim. Ki çok da iyi oldu bence. Ve ne kadar verimli olduğunu görebildik aslında teknik koridorda. Çünkü daha fazla altın erişimi, daha fazla seviye erişimi oluyordu oralarda. Ve daha verimli oluyordu şampiyon. Bence hala bir laner bu arada. Bence hala bir ormancı değil. Çünkü ormanı bu kadar yavaş temizleyen ormancı olmaz. Olamaz abi. Yani bu kadar yavaş temizleyemezsin. Ve 1v1 becerilerin de bunu kapatacak kadar yüksek değil. Öyle bir problem var. Daha yüksek 1v1 becerisine ihtiyacı var. Eğer bu kadar yavaş temizliyorsa. Ee, ama oyuncuların rahatlığından dolayı nerf yiyor işte. Lilia bomboş bir buff aldı yine. Ee, yani... Şöyle anlatayım. Şimdi pasif düş dolu... E Şampiyonlardan sağladığı iyileştirme miktarını %12'den %20'ye çektiler yetenek gücü oranını. E, W'sun hasarını da 10 arttırdılar her, e, her, seviyede. Tamam W'sun hasarı 10 artması azıcık ona belki orman temizleme hızı verecektir. Bence bu ormancı değil bu arada bu şampiyon ama illa oynamak isteyen varsa diye o yönden e, değerlendiriyorum. Ormancı olarak varsayıyorum size. Maksimum ormanda alacağınız bu şampiyonda iki eşya arkadaşlar. Bir tane alırsınız ilk kalitip. Ondan sonra işte Ursus koruma mı alıyorsunuz? Riley e mi alıyorsunuz? Zonya mı alıyorsunuz? Ne alıyorsunuz? Alıyorsunuz. Bir tane daha alıyorsunuz. Tamam olduğu Yetenek gücünüz size 150-200 arası bir şey. Yani. Artı şampiyonları zaten adama Q atacak range'e girdiğiniz zaman o da size bir şey atacak range'e giriyorsunuz. Siz çok kötü bir birebileceksiniz, O iyi bir birebilecek, Siz dövüyor. Bu kadar basit yani. Bu şampiyon ormancı değil. 1v1 yapamayan ormancının Bakın Kartus'un 1v1'i bu şampiyondan daha iyi. Çünkü en azından kartusun dibine girdiğiniz zaman adam E'sini açıyor sizi eritmeye başlıyor. Yakıyor sizi. Kartusun 1 v 1 bu şampiyondan daha iyi abi. Bu kadar kötü bir V1'ci de olmaz. Şimdi Lee için söylüyordum ya hani bu kadar yavaş orman temizleyerek ormancı olması zor diye. Ama en azından bir V1'i var. Lilia da o yok. Bu arada Lilia eskisinden çok çok daha yavaş temizliyor ormanı. Çok çok yani. E, o da bir problem. Eskiden çok hızlı temizlediği için en azından biraz barınabiliyordunuz. E, ama bu yeterli değil. Onu oyuna döndürmeyecek. Niko, e, W pasifinin taban hasarı ve hareketi arttı. Biraz on hit Niko'ya yönelik bir buff. Baya da büyük buff bu arada. 50-130 arasından 50-170 arasına çekildi ki on hit Niko oynayacaksanız zaten ilk bu yeteneği fırlıyorsunuz ya yani 9. 3. seviyede 40 artı hasarınız var demek. E, aynı zamanda pasiften gelen beraber hareket miktarınız da arttı. E, 3. vuruşta bir momentum speed alıyorsunuz ya o e, miktarı da geldi. Bayağı büyük buff olduğunu düşünüyorum on hit Niko'ya. Bu arada on hit Nico, özellikle toplayında tank falan oynanırsa öyle bir meta bence var ama yani oyuncular inat ediyorlar bunu kabul etmemekte. Oynayın abi. Sion Gragas'ı e izleyelim topla. Daha verimli oluyorsunuz çoğu çardan. Oyuncular reddetse de bunu yapmayı. Öyle bir ortamda onlara karşı da iyi bir cevap aslında on hit Niko. Yani metadan aslında çok sert düştü Niko Öncesinde kullanıyor. Tabii şimdi ayrı kitlemenin yan koridorda kalmanın değeri çok daha az ama Niko bir on hit şampiyonu olarak ikinci bir AD Carry gibi savaşa getirebildiğiniz bir şampiyondu. E, şu anda biliyorsunuz zaten yani yan koridorda kuvvetli olan şampiyonlar Trina bir bile olsa savaşa getirmeye çalışıyorsunuz. E, o yüzden önemli bir buff olduğunu onu belli oranda oynanabilir kılacağını düşünüyorum. Bir arada ormanda denerim on Niko olarak merak etmeyin. Tabancan yenilenmesi, Pantheon tabancan yenilenmesi azaldı. Dokunarak kullanılan Q'nun menzili ve genişliği arttı. Yanlış abi. Genişliği azalmış işte. Yanlış yazıyorlar. Ee, yani artık neresi yanlış yazıyor bilmiyorum. Şimdi ben bunu notu değerlendirirken neye göre değerlendireceğim bilmiyorum. Ben altta kısmı doğru sayarım. E'nin kendine yönelik yavaşlatması artık Pantheon geri giderken uygulanmıyor. E'nin artık daha hızlı. Ee, tabancan yenilenmesi 1.5 azaldı. Hiçbir önemi yok. Pantheon Q Meteor dokunarak kullanılan Q'nun uzunluğu 550'den 600'e çıktı. Yani daha bir tık daha ileri gidecek. E, ama kullanılan Q'nun genişliği azaldı. Yani Bascek'teki genişlik azaldı ki genişliğin azalması bence daha kötü bir durum. Ben işte genişliğin ya daha kalın olmasını tercih ederim. Çünkü ana, bu arada alan olarak daha az alanı kaplıyor artık. E, bu da çok da nadiren de olsa hani bu şampiyonu bir şekilde ormanda dayanır mıyız dener miyiz diyen insanları direkt bitiriyor. Çok büyük bir ihtimalle tavukların hepsine vuramayacaksınız bas çek hasarıyla. Laning'de bir tık daha etkili olması isteniyor. 600 renk ço çoğu menzili şampiyona vurabilmenize yeter yeteri kadar bir range bas çekte. E ama artık ince gidecek. E tutturmakta bir tık zorlaştı. bu pantonu problemini çözüyor mu? Hayır. Burası ayrı. E'de geri giderken e yavaşlama hiçbir önemi yok. Yavaşlasanız da da bir, yavaşlasam, yavaşlamasanız da bir önem yoktu. Ee, ultisi de artık 0.25 saniye önce iniyor. Daha hızlı iniyorsunuz. Bu da hiçbir sorunu çözmüyor. Arkadaşlar bu şampiyon çok vurması lazım. Şampiyon çok vurmadığı sürece iş, işe yaramaz bu şampiyon. Bunu çok vurması lazım ve damage'ı çok nerflendi şampiyon. O yüzden e, oynanmıyor. Bu yetenek setinin bu şampiyon tasarımının çok vurması lazım. Bu çok vurmuyorsa eğer, şunun yapılması lazım. Ultisini bekleme süresini yarıya indirip bu şampiyonun arıta da etkili olması lazım. Ryze gibi kullanacaksın bitti Başka türlü olmaz yani, etkili olmaz bu şampiyon. Rengar, Q'nun yapılara yönelik ilave hesabı azaldı. W'nun canavarlarının yönelik ilave hesabı arttı. Ee, söylemiştim zaten, Rengar'a gelen bu mini rework'tan sonra de çok daha iyi olacağından. Nitekim oyuncular da bu yönde kullanmışlar. Ee, ve kuleleri parçaladıkları için Q'ya bir dengeleme geliyor. Q'nun yapılara verdiği yapılara yönelik ilave hasarı %40 azaltıldı. W'nun da orman canavarlarına verdiği ilave büyü hasarı 65-130'dan 85-150'ye çekildi. Tabii biraz ormanda da oynanabilir olsun istiyorlar ama bence hala teknik koridorda daha iyi. Belki bu arada şey denenebilir bazı noktalarda işte mesela Sena Rengar botlayını falan da denenebilir. Baya çünkü ele ağır şu anda Rengar'ın yolların kritlemesinden dolayı ve çabuk da snowball'layabilen bir şampiyon. Belki o da oynanabilir durumda olabilir. Ryze şu hasarının yetenek gücü oranı arttı, ilave mana oranı azaldı, tank Ryze oynanmasın diye her şey yapılıyor yine Yani oyun, oyunculara yardımcı olmaya çalışıyor Oyuncular inatla Gelmiyorlar Aşırı yük, yetenek gücü oranı %5 arttı, 45'ten 50'ye çıktı İlave mana oranı %3'ten %2'ye indirildi e, Hala gidip tank oynayacaklar ben size söyleyeyim Ya da hiç oynamayacaklar yani İnadım inat diyor herkes bu kong çok güzel buff'lar aldı. Aslında daha önceden yediği nerflerin bir kısmının geri verilmesi bunlar ona. Ee, tabii bayağı etkili olabilecek şeyler de var burada. Q'nun yıkıcı vuruş bekleme süresi her seviyede biraz aldı. Çok büyük buff. Eee uyuma savaşçının bekleme süresi ilerleyen seviyelerde azaldı. 20 16'dan 20 12'ye indi. Bu arada bu bayağı büyük bir buff çünkü Wukong çok fazla yetenek hızı alan bir şampiyon. Do eşyalarının doğal halinden dolayı bu arada. Ana eşya zemininde bol bol yetenek hızı var. Artı W artık duvarların üstünden atlayabiliyor. Bu ormancı hali için inanılmaz bu. Var. Şimdi Q bekleme süresi azaldı canavarlara daha hızlı keseceğiz. E'ye bir buff geldi. E'sinin e, yetenek gücü oranı biraz arttı. Yetenek gücü oranının hiçbir önemi yok bu için. fakat canavarlara yönelik ilave bir hasar %50'den %80'e çekildi tekrardan. Bu da orman temizleme hızını da artıracaktır. Duvarlardan da atlayabiliyorsunuz. Canavarları da hızlı kesebiliyorsunuz. Zaten metadaki bir sürü ormancıya karşı aslında yetenek setinizin kendi konseptinden dolayı bir ve bir de fena durumda değilsiniz. Ve çoğundan çok daha iyi takım savaşı yapabilecek bir şampiyonsunuz. Ve W duvarlardan atladığı için artık yepyeni baskın şeyleriniz var, rotalarınız var. Ben Wukong'u deneyeceğim. Hex Flash'la da deneyeceğim bu arada. Ki daha önce mesela Jax için bahsetmiştim bundan Jax'la bunu yapabildiğiniz için diye. Artık da bu W duvarlardan geçebilir. Bir i̇şte ne kadar kalın duvarlardan geçiyor onu bilmiyorum. ya. Yani tavuklarını oradan atlayabiliyorsunuz, gerçekten kuvvetli olur. Ee, bir de şöyle bir durum olacak. Çünkü görünmez geçeceksiniz o duvardan. Yani kulonunuz arkada kalacak. Siz oradan atladığınızda görünmez çıkacaksınız. Acayip yine baskın rotaları oluşturabilir bu Wukong için. Ee, orman temizleme hızı süper olmasa bile ortalamanın biraz üzerinde olsa yeterli olacaktır bu. Laning Wukong içinde, Jungle Wukong içinde çok büyük buff bunların hepsi. Yasuo tabancanı arttı. Reyn'in bekleme süresi ilk yetenek seviyelerinde azaldı. Ee, tabancanı 30 arttı. Bekleme süresi 80-30 saniyeden 70-30 saniyeye indi. E, ee, solo oynarsınız. Devam. Topledin işim var abi. Ya yani Yone ultisinin bekleme süresi 120-80'den 120 120-60'a indirildi. Bu mesela biraz daha olası bir durum. Çünkü yani pro play'de gene kullanmak çok kolay değil Yone'yi ama e, özellikle ultisinin bekleme süresinin azalması ona daha fazla play yapma opsiyonu ve ayrı kittirmeye gittiğinde karşısına gelen insanlara karşı da hem ofansif olarak hem defansif olarak yine opsiyonlar sunma e, anlamına geliyor bu. Ama gene de bu iki şampiyonda takıma çok az faydası olduğunu düşünüyorum. O yüzden zor oynamak. Zeri Yine nerflendi abi şampiyon. Açıklamaya bak bir de bak. Satırlarca açıklamalar. Taban saldırı gücü. Saldırı gücü büyüme oranı. Ve zırh büyüme oranı azaldı. Can büyüme oranı arttı. Q'nun taban hasarı azaldı. Saldırı gücü... Eee. Buraya okumuyorum. Aşağıya okuyorum direkt. Q taramalı. Toplam fiziksel hasarı e, belli bir miktar aslında düştü. 10 ila 30 arasında %110 toplam saldırı gücü yine 7 ila 15 arasında %120 toplam, saldırı gücü oranına çekildi bu. E, AD kasılsın üstüne arkadaşlar çok basit yani gidip de 10 hit de titan 2 lira falan filan almayın yani düz AD kırık Mirit, kırarken falan olayım deniyor artık. Şu önemli kullanat e, Q taramalı yeteneği artık isabet etkilerini kullanım başına yalnızca bir kez uyguluyor. Bu zaten tehlike yaratan noktaydı aslında. Çünkü mesela saçıyor ya mermiler böyle saçılıyor ya önüne. Mesela 3 tane şampiyonlar üçüne birden Titan 2 lira gidiyordu. Ayrı ayrı. O olmayacak artık. Bir kişiye gidecek. <laughs> artık her Q taramalı kullanımı başına yalnızca bir multi yükü alıyor. Kıvılcım akımı yeteneğinin bekleme süresinde sadece bir kere azaltılıyor. azaltıyor Q'su. Kritik vuruş yapan Q taramalı yeteneği artık zerreden Zeri'ye fazladan bir e, ulti yükü kazandırıyor. E, ve yayının bekleme süresinde bir, kez, bir kez daha azaltıyor. Double azaltıyor. Kredit yani. Bu klasik bunun şeyi işte yani. Şu kadar açıklamaya gerek yoktu. Her şeyi ayarladı, Kredit go. Tabii ki detaylandırsınlar da öğrenelim. Ultra Jok 40 ila 180 arasından 10 ila 150 arasında çekildi. Toplam saldırı gücü oranı ve yetenek gücü oranı arttırıldı. E, kıvılcım akımı 23 saniyeden 28 ila 22 saniye arasında. E, bu arada 28 saniye nedir be abi? Öf. Yıldırım patlamasını bekleme süresi de 100 saniye 180 yerine 120-70 saniye arasına Şekilde Çar oynanmaz hale geldi. Bay bay zeri. Yavaş yavaş bufflarlar şimdi. Kaçalım tuzlu zeri bufflarını hazırlayalım. Cehennem maskesi e, tuz buz adet etkisini büyüdürence azaltmasını değiştirdiler. 5-5 e, en fazla %20 yerine 5-5 ama en fazla 25'e çıkacak şekilde ilave canınızın %1.2'si kadar olacak şekilde. Hala çok fayda olacağını düşünmüyorum cehennem maskesinin rüzgar hiddetini bekleme süresi 90'dan 110'a çıkarıldı. Vallahi ilk 120'ye çıkarmışlardı bir hatırlarsanız. Kimse almamaya başlamıştı. 110 bir tık daha iyimser ama bence... Yani... Şöyle söyleyeyim. Eşya bence amacına tamamen hizmet eden bir eşyaydı. Ve bekleme süresinin bir buçuk dakika olması da gayet normaldi. Şimdi 2 dakika olduğu zaman... Tam 2 dakika değil de iki dakikadan 10 saniye eksik yani. Bir dakika 50 saniye olduğu zaman çoğu ultiden daha uzun hale geliyor. Bu yetmeyi şey niye alıyorsunuz zaten? Ultilerden sıyrılmak için. Ultiden sıyrılamıyorsan bu eşyayı niye alasın? Diğerleri daha çok hasar veriyor. Bir tanesi daha çok dayanıklı veriyor. Bir tanesi daha çok hasar veriyor. Niye alayım bunu? Almam. Yani bilemiyorum. Bilemiyorum. Belki şey olsa hani atıyorum mesela 120'ye çektin ama Yetenek süresi şey bekle yetenek hızı kastında eşyanınki de azalsa mesela bu eşya için sadece özel bir durum olsa belki o zaman olabilir ama 110 saniyenin gene yeterince fazla uzun olduğunu düşünüyorum. Yani ay taşı yük başına ilave iyileştirme ve kalkan gücü %7'den %6'ya çekildi. Çok da önemli bir dengelemedi. Zaten arada kimse almıyor. Herkes şurayı alıyor desteklerden. Umbra 2400 altına 2300 altına çekildi. Göze göz bekleme süresi de 45'ten 35'e çekildi. Bu ilginç çünkü bunu bir sürü ormancının alabileceğini düşünüyorum. Özellikle işte bu Kong'dan bahsetmiştik mesela. Lee'sin ufak bir nerf yemesine rağmen ucuza alacağı bir eşya ile buradan devam edebilir. bazı letalite eşya dizilimlerinin yani işte mesela Zaya'nın şu anda kullanıldığı gibi zırhleşme odaklı eşya de çok rahatlıkla umura mızrağı rahat alabileceğini düşünüyorum. Çünkü çok ucuz arkadaşlar. 2000 çok bedava item yani resmen. E, ucuz hasar her zaman iyidir e, League of Legends'ta. Güzel buff. Yaklaşan kış toplam bedeli 2600'den 2700'e çıktı verdi can miktarı 50 azaldı biraz nerf çok da büyük bir nerf mü açıkçası emin değilim Ama yaklaşan kış zaten o kadar da metayı domine eden bir item değil aslında Yani bütün tanklar mesela çoğu zaman ter her tank buçan, bu eşyayı almıyor Çünkü can ve belli bir miktar kalkan herkesin o kadar işine yarayan bir şey değil Defansif statikler çoğu zaman daha çok işine yarıyor Şampiyonların Gerekli mi emin değilim ya bu nerften Zaman büken karışım, time warp, tonic. Ee, anlık can ve mana yenilenmesi %50'den %30'da çekildi. İlave de, hareket %5'den %4'de çekildi. Önemli bir dengeleme bence. Gelmesi gerekiyordu bunun. Ee, doldurulabilir iksirle ya da müsibet iksiriyle koridoru gittiğiniz zaman acayip bir takas becerisi kazanıyordunuz. Çünkü hem e, savaşın ortasındayken tak diye basıp anlık bir iyileştirme alıp belli bir miktar hem de hareketsiz kazandığınız zaman takası rahat rahat devam da ettirebiliyorsunuz. Bu size çok fazla artı katıyordu e, oyun ilerleyen aşamalarında da aslında potunuzu satmıyordunuz uzun bir süre. Verdiği hareket hızından dolayı verimli bir eş, e, verimli bir rundu yani. E, ama değiştirildi o da. E, bu da bu arada son değişikliğimiz. Mesela hemen bir özet yapalım. Gangplank buff aldı. Niye buff aldı bilmiyoruz. Gwen bunlar sorunlarını gidermez. Jayce oynanmaya devam eder. Artık ama daha rahat cevaplandırılabilir. E, Kalista <laughs> hatırlayın diye yapılmış bir buff. Karthus, güzel buff. Lee Sin, gereksiz bir not. Lillia hiçbir şey değişmez hala oynanmaz. Niko güzel buff olduğunu düşünüyorum on hit Niko için. Pantheon sorunlar düzelmemiş. E, Rengar beklenen bir değişiklikti. Biraz hafiften ormana forcelamaya çalışıyorum ama hala teknik orduda da daha iyi. Ryze bilmiyorum niye böyle bir şey yapıldı. bu Wukong çok güzel buff. nasıl ve Yone'yi geç Zeri yine yerinde bana sokuldu. Artık hiç oynanmaz hale getirirler muhtemelen pro play için. Yani şampiyonu zaten öyle gibi çok zayıf iyice, iyice zayıf hale getirdiler. Bir şimdi krit eşyalarıyla yani daha pahalı eşyalarla oynamaya başlayacak. Bakalım nasıl olacak. Cehennem maskesi e, yani buff ama bir işe yaramaz. Biz yeni örflendiğini bilmiyorum. Bence gereği yoktu. E, güzel buff denişleştireceği e, IT's çok önemli bir nerf değil. Yaklaşan kış çok önemli bir nerf değil. Zaman mükemmel karışım önemli bir nerf ve etkisi olur diyelim. Ve 12.7 yama notları incelememiz sonuna gelin. Umarım bundan sonraki bir sonraki yama da böyle büyük değişiklikler içerir de mesela çok farklı bir meta izleriz. E çünkü oyuncular oyun şampiyonu uzanı kendileri değiştirmiyorlarsa birinin forslaması gerekiyor. Gelmişken abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.